19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı kutlamaları denize de devam etti. Yat limanında tüm tekneler al bayrakla donatılırken temsili bandırma vapuruyla Vali Ersin yazıcı ve protokol üyeleri denize açıldı. Deniz üzerinde sahil güvenlik ve spor kulüplerinin yaptığı gösteriler ilgiyle izlendi. Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir adım olan Atatürk'ün Samsun'a çıkışının bayram olarak kutlanması ve Ulu Önder Atatürk'ün bugünü gençlik ve spor bayramı olarak ilan etmesinin üzerinden tam 102 yıl geçti. Bu anlamlı bayramda yapılan etkinliklerse Akdeniz sularına da taştı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle yat limanı da bayraklarla donatıldı. Yat limanında bulunan bütün teknelere Türk bayrakları asıldı. Yat limanında gerçekleşen flyboard gösterisi de büyük ilgi gördü. Flyboard sporcusu genç gökyüzünde açtığı Türk bayrağını vali Yazıcı'ya hediye etti. Kırmızı beyaz renklerle donatılan yat limanından Akdeniz sularına açılan temsili bandırma gemisine binen vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri sahil güvenlik ve Antalya'da faaliyet gösteren su sporcularının gösterilerini izledi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı denize de taşındı. Akdeniz sahillerinde sahil güvenlikle beraber tüm spor kulübü üyeleri çeşitli gösteriler yaptılar denizin içinde. Aynı zamanda karşıda gördüğünüz gibi ee, dağcılar Atatürk bayrağını açtılar ve dalgıçlar Atatürk bayrağını denizde de dalgalandırdılar. Yat Limanı'ndan Konyaaltı sahiline kadar gerçekleştirilen etkinlikte oluşturulan tekne kortejü de renkli görüntülere sahne oldu. Falezlerin üzerinde Türk bayrağını dalgalandıran dağcılara eşlik eden dalgıçlar da denizin içinde Türk bayrağı açtı.